Evet arkadaşlar şimdi öğrenci sayısı 200 ile 250 arasında olan 3 katlı bir okulun her bir katındaki öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir. Tüm katlardaki öğrenci sayıları eşit olduğuna göre x eksi y'nin mutlak değeri istenmekte bizden. Şimdi burada arkadaşlar bakın şu ifade şu ifadeye ve bu ifadeye eşitmiş. Önce şu ikisinin eşitliğini kullanmaya çalışacağım. Hemen şunu yazıyorum. Burada x kare artı x'ye ifadesinin değeri ne olmalı? 25 artı x'ye olmalı. Bakın şunlar gitti. Bu durumda eğer ki x kare ifadesinin değeri burada 25 ise demek ki x'in değeri ya 5'tir ya da x'in değeri eksi 5'tir. Ben şu anda x'i 5 olarak kabul edeceğim. Buradaki mantığı şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Öğrenci sayısı 200 ile 250 arasında geldiği takdirde kabullerim doğru olacak. Yani x'in eksi 5 olduğu durumu şu anda göz ardı ediyorum. Eğer ki işleme bu şekilde devam ettiğimde toplam öğrenci sayısı 200 ile 250 arasında gelmezse bu baştaki kabule tekrardan dönüp x'i 5 değil eksi 5 olarak kabul etmem gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi x'i 5 olarak kabul ettiğimizde bakın burada ne yazıyordur? Burada şu yazıyordur değil mi? 25 artı 5y yazıyordur x'i 5 olarak kabul ettiğimde burası 25 artı 5 y'dir. Ki zaten burada arkadaşlar x'i 5, e, 5 olarak kabul etsem gerçi olur. Evet bu x yine eşit gelir birbirine. Şimdi burada şunu kullanacağım. Şu ifadenin şu ifadeye eşit olması lazım. Bu durumda y kare eksi 25 ifadesi burada 25 artı 5 y'dir. Şu iki ifadeyi eşitliğin diğer tarafını alırsam. Burada y kare eksi 5 y eksi 50 vardır. Bu ifadenin sonucu 0'dır. Buradaki eksi 50'yi eğer ki eksi 10 ile 5'in çarpımı şeklinde yazarsam. Çarpımları eksi 50 toplamları eksi 5 olduğu için x'in değeri eksi 5. Veya x'in değeri neye eşittir? 10'a eşittir. Şimdi burada da x'i 10 olarak kabul ediyorum. Ve geliyorum bunları yerine yazıyor. Pardon. Pardon çok özür dilerim. Burası ne olmalı? Y olmalı değil mi? Burada Y değişkeni hakkında çalışıyoruz çünkü. Y'nin değerini 10 kabul ettim. Şimdi bakın Y yerine 10 yazdığımda buradaki öğrenci sayısı ne yapar? 75 yapar. Y yerine 10 yazarsam burası 75 yapar. Y yerine 10 yazarsam burası 75 yapar ki bu durumda toplam öğrenci sayısı 225 tanedir. Yani buradaki şart da sağlanır. Bu durumda X'in değeri 5'te Y'nin değeri 10'du. Bu ikisinin farkının mutlak değeri 5 olduğundan sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet 2x artı 3y ifadesi 16 bu ikisinin farkı burada 64'müş bizden x'ye çarpımı istenmekte şimdi bakın buradaki ifadeye baktığımda burası 2x'in karesi burası 3y'nin karesi burada iki kare farkı söz konusu olduğu için burası 2x eksi 3y ile 2x artı 3y ifadesinin çarpımıdır ve bunların çarpımı ne yapar 64 yapar. Şimdi burada 2x artı 3y ifadesinin değerinin 16 olduğunu biliyorum. İki taraf 16'ya bölündüğünde burada 4 kalacaktır. Yani 2x eksi 3y'nin değeri 4. 2x artı 3y'nin değerinin 16 olduğunu biliyorum. Bu iki ifadeyi alt alta yazıp bunları topladığımda şunlar gider. Buradan 4x'in değeri 20 gelir. İki taraf 4'e bölünürse x'in değeri 5'tir. x'ine 5 yazarsam burası 10 yapar. Toplamın 16 olması için burası 6 olmalı. Yani 3Y'nin değeri 6 ise Y'nin değeri neye eşittir? 2'ye eşittir. Y yerine 2. Ye. X yerine 5 yazıldığında bu ikisinin çarpımı 10 eder. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ardışık 2 pozitif tek tam sayının kareleri farkı 160'dır. Buna göre büyük sayı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi Burada küçük sayıya x dersem büyük sayı bu durumda ne olacaktır? x artı 2 olacaktır. Çünkü ardışık tek tam sayılar ikişer ikişer artan sayılardır. Ve ben burada arkadaşlar büyük sayının karesi olan x artı 2'nin karesinden küçük sayının karesi olan x kare ifadesini çıkarttığımda sonuç 160 gelmekteymiş. Burada 2 kare farkı söz konusu. Ne yapıyorum? x artı 2 ile x'i topluyorum. Ardından x artı 2'den ne yapacağım? X'i çıkaracağım ve sonucun 160 olduğunu söyleyeceğim. Şunlar gidecek. Burada 2 kaldı. Bakın şunlar gittiği zaman burası 80'dir. Burası ne yapar? Burası 2x artı 2 yapar. Bu ifadenin sonucu 80. 2'yi karşıyalırsam 2x'in değeri burada 78'dir. İki taraf 2'ye bölünürse x'in değeri ne yaptı? 39 yaptı. Şimdi x yerine 39 yazdığımızda büyük sayının 41 olduğunu gördüm. Sorumun doğru yanıtı... E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi yeni çıkan bir sinema filmini izlemek için bilet kuyruğuna giren 4 arkadaştan Furkan'ın önündeki kişi sayısı Mehmet'in arkasındaki Furkan'ın önündeki kişi sayısı Mehmet'in arkasındaki kişi sayısına eşittir. Buna göre bilet kuyruğunda toplam kaç kişi beklemektedir diye sormakta. Yani soru çok açık. Furkan'ın önündeki kişi sayısı yani şu ifade Mehmet'in arkasındaki kişi sayısına eşitmiş. Eşit diyelim. Buradaki 4'ü içeri dağıtıyorum. Tamam 4'ü içeri dağıttım. Burası ne yaptı? 4x kare artı 4x artı 2 yaptı. Tamam. Şimdi geldim buna. Buradaki 2x içeri dağıttığım zaman eşittir diyeceğim. Burası ne olacak? 2x kare artı 8x olacak. Şimdi bu eşitliği çözmeye çalışalım. Bunları eşitliğin diğer tarafına alıyorum. 4x kareden eğer ki 2x kareyi çıkartırsam burası 2x kare. Buradaki 4 xten bu 8x'i çıkartırsam burası eksi 4x. Burada artı 2 var. Bu ifade 0 eşit. Bu eşitliğin tamamını 2'ye bölersem burası x kare. Burada eksi 2x artı 1 oluşacaktır. Bu ifadenin sonucu 0'dır. x kare eksi x e, x kare eksi 2x artı 1'in burada x eksi 1'in parantez karesi olduğunu biliyorum bu ifadenin sonucu sıfırsa x'in değeri 1'dir. Şimdi x yerine 1 yazıldığında şurayı temizleyelim. x yerine 1 yazarsam burası 2, burası 5 yapar ve burada 10 kişi vardır. x yerine 1 yazarsam burayı temizliyorum. x yerine 1 yazarsam burası 2 yapar. 2 kere 4, 8, 2 ekledim. Burada da 10 kişi var. Zaten e, mantık olarak soruda verilen bilgiye göre bu 10 kişi, bu 10 kişiye eşitti. Toplamda 20 kişi yaptı. 20, 21, 22, 23 ne yapar? 24 kişi yapar. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi xy birer tam sayı olmak üzere bu ifadenin sonucu 24. xy farkı 4. Bizden xy çarpımının değeri istenmekte. Şimdi buradaki ifadeye şöyle bir göz gezdiriyorum. Neler göreceğim? Burada x kare var. Burada -y kare var. O zaman bu ifadeyi şöyle yazmak istiyorum. x kare eksi y kare eksi 4x artı 4y olarak yazdım. İfade 24'e eşit. Şimdi burası iki kare farkıdır. Bu iki kare farkını burada x eksi y ile x artı y'nin çarpımı olarak yazacağım. Şuradaki ifadeye baktığımda burayı eksi 4 parantezin alırsam. Ya da evet eksi 4 parantezin alalım. Ya da artı 4 parantezin almak istiyorum. Artı 4 parantezin alırsam e, artı 4 yok, eksi 4 parantezin alalım. Tamam, vazgeçtim. Eksi 4 parantezin aldığımda burası ne olacaktır? X eksi y olacaktır. Bu ifade 24'e eşittir. Bakın, x eksi y'nin değerinin 4 olduğunu biliyorum. O halde şu ifade yerine burada ne yazabilirim? 4 yazabilirim. Ve benzer şekilde şu ifade yerine de burada ne yazabiliyorum? 4 yazabiliyorum. Bu durumda. Burası ne yapar? 4 tane x artı y yapar. Eksi 16 eşittir 24'tür. Eksi 16'yı karşılarsam 4 tane x artı y'nin değeri bu durumda 40'tır. İki taraf 4'e bölünürse x artı y'nin değeri bu durumda ne yapar? Bu durumda 10 yapar. Şimdi x artı y'nin değeri burada 10'a eşittir x eksi y'nin değeri burada 4'tür. Bu iki ifade 6+6 alt toplandığında şunlar gider. 2 x'in değeri 14 yapar. İki taraf 2'ye bölünürse x'in değeri 7'dir. x yerine burada 7 yazarsam y'nin değeri 3 olmalı ki bunların toplamı 10 yapsın. x 7, y 3 çarpımları 21'dir. Sorumun doğru yanıtı c seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ifadesinin çarpanlarından biri hangisidir diye sorulmakta. Şimdi bakın burada bir şeyin karesinden başka bir şeyin karesini çıkarttığım için iki kare farkı söz konusudur. Eşittir diyeceğim. Birinci olan ifade m ifadesi. ikinci olan ifade n artı 1 ifadesi. Bu iki ifadeyi topluyorum. Ardından birinci ifadeden ikinci ifade olan n artı 1'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Şimdi bu durumda burası artı, burası eksi, burası eksi olacak. Bu ifadeyi tekrardan düzenlersem Burası m artı n artı 1 çarpı. Burası ne yapar? m eksi n eksi 1 yapar. Bu durumda bu ifadenin çarpanlarından bir tanesi m artı n artı 1. Bakın seçeneklerde mevcut olduğu için bu ifade sorumun doğru yanıtıdır. Doğru yanıt c seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi okul kimliği için fotoğraf çektiren Berke bir kenarı a santim olan kare şeklindeki fotoğrafının büyük geldiğini öğrenince şekildeki gibi fotoğrafını küçültüyor. Fotoğrafların ön yüzlerinin alanları arasındaki fark 24 santimetre kare olduğuna göre, a kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bir kenar a santim olduğunda ve şekil kare ise buranın alanı a karedir. Bir kenar a eksi 2 santim olduğunda, şekilde kare ise burası a eksi 2'nin neyi olur? Karesi olur. Bu durumda sevgili arkadaşlar, a kare ifadesinden a eksi 2'nin karesini çıkarttığımda sonuç ne yapmaktaymış? 24 yapmaktaymış. Burada görmüş olduğunuz gibi iki kare farkı ifadesi söz konusu. Bu durumda şunu yapacağım. Birinci ifade ile ikinci ifadeyi önce toplayacağım. a ile a eksi 2'yi önce topluyorum. Ardından birinci ifadeden yani a'dan ikinci ifade olan a eksi 2 ifadesini çıkarttım. Ve bu ifadenin sonucunu 24'e eşitledim. Şimdi burası artı. Burası eksi burası artı. Şu ifade ne yapar? Bu ifade burada iki tane a eksi iki yapar. Buraya geldiğimde bak dikkat et. Burada eksi a artı a'yı götürdü. Burası iki geldi. Bu ifadenin sonucu 24 olacak. İki tarafı ikiye bölersem şunlar gider. Burada 12 kalır. Eğer ki iki tane a eksi 2'nin değeri burada 12 ise eksi 2'yi karşıya alırsam 2A'nın değeri 14. İki taraf 2'ye bölündüğünde A'nın değeri ne yapar? 7 yapar. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet X'in değeri bu olduğuna göre bu ifadenin değeri istenmekte bizden. Bakın burada verilen ifade nedir? Bu ifade burada x eksi 3'ün parantez karesinin açılımıdır. x yerine burada ne yazıyorum? Kök 3 artı 3 yazıyorum. Bu ifadeden 3 çıkartıp bunun karesini alırsam Şunlar gitti. Burada ne kaldı? Burada köküçün karesi kaldı ki bu ifadenin sonucu da 3 olduğu için sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet. Şimdi bakın burada ne var? Burada 2 kare farkı var. O zaman bu ifadenin eşitliği için şunu söyleyeceğim. Birinci ifade olan h artı 4 ile ikinci ifade olan h eksi 4'ü önce topluyorum. Ardından birinci ifade olan h artı 4'ten İkinci ifade olan h eksi 4'ü ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bakın burası artı, burası eksi, burası artı. Burada şunlar gitti. Eşittir dedim. Bakın şu iki ifade birbirini götürdüğünde burası iki tane h'tir. Buradaysa arkadaşlar 4 ile 4'ün toplamından ne vardır? 8 vardır. 2 kere 8 16 olduğu için bu ifadenin değeri 16 haşa eşit olacaktır. Sorumun doğru yanıtı a seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi... Kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki e, 4 bölgeye ayırmışım. Bunu tamam. Ne diyor bize? 4 numaralı bölge kenar uzunlukları B birim ve 2B birim olan dikdörtgenmiş. Bu koşulları sağlayan her A ve B sayısı için A kare eksi 2AB ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diye sormaktı. Şimdi... Burada arkadaşlar kenar uzunluğu A birim olan bir kare var. O zaman ben burada şunu biliyorum. Bakın şuranın B olduğunu biliyorsunuz. Burası B olduğu için. Burası 2B imiş. Tamamının A olması için. Burada ne olmalı? A eksi 2B olmalı. Devam ediyorum. Buranın tamamı A birim olacak. B birim burada var olduğundan şu uzunluk A eksi B'dir. Buranın A eksi 2B olduğunu biliyorum. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için. Burası 2B'dir. Burası da A eksi B'dir. Tamam çok güzel. Şimdi bir numaralı bölgenin alanı hakkında konuşalım. Kenar uzunlukları A eksi 2B ile A eksi B'nin çarpımıdır. Bu iki ifade çarpılırsa buradan ne elde ediyorum? A'yı dağıttım. A kare eksi AB eksi 2 tane AB artı ne geldi? 2B kare geldi. Bunu son kez toparlayacağım a kare eksi 3 ab artı ne elde diyorum? 2 b kare elde et. Birinci bölge için. Şöyle işaretleyelim. Ardından ikinci bölgenin alanı hakkında konuşmaya başlıyorum. Ne söyleyeceğim? İkinci bölgede bakın kenar uzunlukları a eksi b ile 2 b'dir. Bu iki ifadenin çarpımı 2 b'yi içeri dağıtırsan 2 tane ab eksi 2 b kare ifadesi elde edilir. Tamam bunu da hallettik. Devam ediyorum. Üçüncü bölge hakkında konuşalım. Üçüncü bölgenin kenar uzunlukları a 2b ve b'dir. Burada b'yi içeri dağıtırsam, burası ne yapar? Ab 2b kare yapar. Bu da tamam. Bunu da hallettim. Son bir bölgem kaldı. O da dördüncü bölge. Dördüncü bölgenin alanını hesaplayalım. Şu şekilde. Ee, kenar uzunlukları 2b ve b olduğu için bu ikisinin çarpımı ne yapar? 2B kare yapar. Şimdi benden şu istenmekte. Acaba burada bulmuş olduğum alanlardan hangi iki tanesini toplarsam elde edeceğim sonuç şu olur. A kare eksi 2AB olur. Bir defa bu toplamda A kare var olduğu için demek ki arkadaşlar şunu mutlaka alacağım. Şunu alacağım ki A kare gelsin. Diğerlerinde A kare yok. Şimdi burada eksi 3AB var ben eksi 2 ab istiyorsam demek ki bu ifadede ab olmalı. Bakın bu ikisini toplayın bakalım bir. Bu sarıyla işaretlemiş olduğum iki tanesini topladığınızda elde ettiğiniz değer ne olacaktır? a kare eksi 2 ab olacaktır. Ve şu 2 b kare buradaki eksi 2 b kareyi götürdüğünde b kareli ifade gelmeyecektir. Yani bu durumda 1 numara ve 3 numarayı topladığımda aramış olduğum ifadeye ulaşabilirim. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar A ve B pozitif gerçel sayıları için bu eşitlik verilmiş A bölü B oranı istenmekte bizden. Şimdi burada ilk yapacağımız hamle şu olsun. Bakın yukarıda bir iki kare farkı var. O yüzden burayı şöyle yazıyorum. A eksi B ile burada A artı B'nin neyi var? Çarpımı var. Alt taraftaki ifadede AB çarpımları ortak olduğu için burayı da AB ortak çarpan parantezinde yazacağım Buranın a kare olması için buradan a gelmeli Buranın B kare olması için de buradan artı B gelmeli Ve ben bu ifadenin sonucunun burada 1 bölü a'ya eşit olduğunu biliyorum Şimdi burada arkadaşlar a ve b pozitif gerçel sayı olduğu için a artı B ifadesinin değerinin sıfır olması imkansızdır ve bu durumda A artı B ifadelerinin burada birbirini sadeleştirdiğini söyleyebilirim. Ve bu durumda da arkadaşlar ifadenin sol tarafını buraya yazarsam yukarısı A eksi B olacaktır. Alt tarafta da arkadaşlar ne vardır? A çarpı B vardır. Şimdi bu kısma dikkatli bir şekilde baktığınızda yine güzel bir şey göreceksiniz. Buradaki A'nın buradaki A'yı götürdüğünü ve burada bir kaldığını söyleyebilirim. Tamam. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda Bura ile burayı çarparsam burada a eksi b oluşur. Eşittir dedim. Bura ile burayı çarparsam bu ifadenin sonucu b'dir. Eksi b'yi karşılırsam a'nın değeri buradan 2b olarak bulunur. Tamam. Benden oran a bölü b oranı istenmekte. Ben burada a yerine 2b yazabiliyorum. 2b'yi eğer ki b'ye oranlarsam şunlar gittiği takdirde bu ifadenin sonucu 2'ye eşittir. Sorumun doğru yanıtı c seçeneğidir.